Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize yine bir videodan merhabalar diyeyim. Burası da karanlık. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğen butonuna basarsanız daha doğrusu seviniriz. Yorum atın, yorumlarınıza cevap verilecektir. Arkadaşlar bugün koyunları kırpıyoruz. Sizler onların görüntüsünü alacağım, o abileri paylaşacağım. Numaralarını da paylaşırım, numaralarını da koyarım. Çorum'dan lazım olan olursa. Çok memnunuz. İki senedir falan da aynı kişilere koyun kırkımını yaptırıyoruz. Birazdan içeri gidince videoya başlayacağım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Geçin abi. Bu makinenin en iyisi hangi marka? Bu işte abi, bien mi? Bu işte abi. Marka sana. Şuna da lazım. Çek şuradan. Rezil makine mi? Bu makinede neye dikkat edilmeli alırken? Sağlamlık olarak. İki modelinde. Birincileri var. Yağlılardan iyi bu. Bu yağlı değil mi? Yağlıların devri düşük olur. Bunların devri yüksek. Bunlar kuru mu çalışıyor? Bunlar şey, Rumanlı. Ha, Rumanlı. Ha. Evet, şimdi elektrik gitti. Mustafa kırklığıyla kırkacak. Olmuyor herhalde Mustafa, oluyor mu? Ana, makine olmasa demek ki. Mustafa seni meşhur edeceğim Mustafa. Kıvrı lan, böyle izler olayım. Bu rezillik canım, bu kafa bir şey. Ben seni 2 sene önce kırptıydım bu kafa. Yarım saat sürer herhalde kirli koyunlarda. Ya 10 dakika sürer. Kirlilerde? Kirlilerde zaten akşam ederim. Bunu herkes kırkamaz değil mi? Kırklıkla. Kırkla eski yemin adam kırkar. Makineye de herkes kırkamaz. Eski usul. Thank you.
Sırıtı yok abi, sırıtı yok, konuşabilirim. Ne sanıyorsun adam nasıl kırkıyor, gördün mü Kutlu abi, sen beceremiyorsun. Bu işin ustası olmuş Mustafa vallaha. Abi Mustafa bu sene diplomayı alır mı? Mustafa benim usta. Sana mı diyor? Beni geçiyor. Benden iyi kırkıyor. Diplomayı aldı yani diyor. Önüz buluğa geçer derler ya. Mustafa aşağı. Şuradan iş falan çıkmış olabilir mi? Şuraya takılır makine. Şuraya, şu ön ayağının kemiğine takılır. Makine. Takılmasın diyorsan ne yapacaksın? Bak. Şu ayağını şöyle yapacaksın. Hayvan normal yatışına geçecek. Altına hiç, alacak. Hiçbir yerine takılmaz. Buradan makineyi sürdüğün zaman arka kuyruğuna kadar gider. Ayak uzanmayacak. Tabii. Ayağına. O zaman şöyle oluyor bak. Şurası şöyle oluyor. Şöyle yaptığın zaman düz oluyor. Şu anda koyun normal kendi yatıyor şeklinde yatıyor. Peki bu makineyi hangi makinelere önerirsin almak isteyenlere? Hangi marka? Şimdi dünyada koyun içinde en kaliteli makine Hinger'di. O da Avustralya. Dünyada da koyun içini yapan en çok koyunu yapan ülkelerden biri de Avustralya. Bak bunlar yani, Türk malı mı oluyor abi? Yok bunlar da Avustralya malı. Şöyle söyleyeyim ben sana. Bunlar dünya markası olarak 3. sıradaki bir makine. Hani 1. sıradaki ilk gelen bir makine değil. Şöyle dur abi, güneş vuruyor. İlk gelen bir makine değil yani. 3. sınıf bir makine. Ama Türkiye'deki makinelere hayır, göre? Tabii. Bunların sadece nezih üzerine etiketini basar. He, motor falan hep Avrupa. Heh. Öyle diyeyim. Sadece. Bunun ana bağı için. Sadece şu yapıştırma. Türkiye'de Karakoy makine vardır İstanbul'da. Hı-hı. Bunun Avustralya neziştir sahibinin ismi de. Almıştır bayilini. Türkiye'ye dağıtmıştır bayilini. Yani bir nevi distribütörlük yapıyor. Distribütörlük. Kendisi etiketini yapıştırır sadece. Türkiye'de üretilen makineler var mı abi böyle? Var. Türk malı. Konya'da var. Nasıl bunlara göre? Doğruyu söyleyeceğim. Yani bunlara göre ben olsam almam. Yani Avrupa gavurgin en iyisini yapıyor. Yani. Yapıyor kardeşim. Bu traktörde de böyle abi. Traktörde de böyle. Her şeyde adamlar böyle. Adamlar işine hile katmıyor. Çalma yok abi çalma. Daha çok bizim biz Müslümanlıkta biraz var. Biz Türk milleti olarak zaten bunu hep yapıyor. Uyanıklık var mı? Adam tahtayı çakarken altına şeyini, kötüsünü çakıyor, üstüne iyisini çakıyor. Altına görünmeyen yere iyisini çakacaksın ki bu adam sana itimat etsin. Değil mi? Peki bu şantlı bunun başka modelleri var mı? Var. Bunun 3 kollusu var. Metal gölde gelir bu yakada. Şurada bir dirsek vardı şu bölüm. Hı-hı. En altta da şu bölüm var. Yine dirsek. Tamam. Hangi tutuyor? Bu şey mi oluyor abi içinde? Şaft var. Çelik telli değil mi? Hani bu mu daha çok tutuluyor? Öbürü daha iyi tutulur. Öbürü bizim ülkede koyunlarda bu gider. Ne için yani? Ne nasıl? Kirli olduğu için. Ha, o daha hızlı çalışıyor. Öbürü daha seridir. Onun hareketleri daha iyidir. Sağ sol. Daha iyidir. Ama kire mesela, gelmez diyor mu? Tabii yok, bizim burada gelmez. Mesela nasıl anlatayım mesela? Yarışmalarda sürekli o makineleri kullanırlar. Gördüm ben. Hep kırılıyor. 3-4 yerinden tabii, kırılıyor. Sürekli o makineleri kullanırlar. Onlar çiftlik hayvanlar için geçerli. Bizim daha doğrusu Avrupa'daki için. Yarışmalarda adamlar koyunlara insan gibi baktığı için. Yani. Bizimkiler tamam, biz de bakıyor ama baksana. Kendi mi yaptırıyor sen? Adamların şartları ne? Senin şartların aynı değil. Şimdi şu koyunun altında komple ızgara oluyor. Koyun pisliğin üzerinde yatmıyor. He. Komple ızgara. Altında da halatı koymuş. Yukarıdan pisliğini sürekli makine çekiyor, atıyor, biriktirmiyor. Koku olmuyor, asit olmuyor, stres olmuyor. Tabii hayvan tertemiz. Biz ahırın içine 200 kuruluk koşuyor, ondan fes koşuyor. Ben. Yani. Bizim şartlarımız buna el veriyor, biz bu şekilde yapıyor. Onlar, ya bir de o adamlar şimdi senin gibi alıp götürüp yaylada gütmüyorlar. Adam 60-50 dönüm, 100 dönüm bir yeri ekmiş, oteş, her çeşit ekmiş, bölmüş, işte burayı gidiyor, ondan sonra öbür tarafa sürüyor. O da elektrik teliğinden az ileri. Yani. Adamlar şartları bize göre çok iyi. Bizim hayvancılık kaç sene geridedir abi? Avrupa'ya göre. 50 sene geridedir. O zaman niye Avrupa bizi kıskanıyor?
Avrupalı da şunu yapamaz yalnız. Yapmaz ki çünkü. Ya şimdi Avrupalı bunu niye yapamaz? İşçilik yok değil mi abi? Orada? Avrupa şunun maliyetini şöyle söyleyeyim. Türk parası olarak 10 milyara denk getirir. Türkiye'de sen bunun maliyetini 3 milyara denk getiriyorsun. Hangisi daha temiz olur? Daha güvenilir, daha böyle kaliteli işçilik olur. Bu daha iyi olur. Değil mi? Bu daha iyi olur. Avrupalılar biraz her şeyi inceliyor gibi. Biraz çok inceliyor. Onlarınki suni olur. Bizimkisi doğal olur. Değil mi? Ama tarım olarak çok ilerideler abi. Yani adamlar, onların bizi kıskanma şansları yok. Bizim onları aslında kıskanıp rakip görüp daha ileri gitmemiz lazım. Evet. Doğru mu? Doğru. Biz çok geride kalmışız hayvancılık konusunda. Her konuda gerideyiz de biz onlardan. Bizde işçilik var. Abi bedensel yok. Biz hep öndeyiz zaten. Beden. Teknoloji yok. Beden olarak yani, her zaman biz yani, öndeyiz ama. Bugün ne çıkarsa çıksın bir elektronik malzeme. Önce Avrupa'da, 10 yıl sonra Türkiye'de. Ama onu yapan mühendisler de Türk hep. Yapacak bir şey yok. Düne kadar Türkiye'de Türk mühendis yoktu. Şimdi hemen gidiyorlardı. Ama hala mesela ben açık konuşayım, benim kardeşim de mühendis abi. Avrupa'ya gitmek istiyor. Nereden gitmek istiyor? Abi, değeri yok ki çünkü. Gelir düzeyi daha yüksek. Değeri yok. Bizim yani, ülkemizde okumuşu, bilgili yok. İnsanların yok, değeri yok. Doğru. Yoksa ülkemiz kadar iyi bir yer yok ama işte bakın, düşünsene şu makineyi bile iyisi üretemiyorsak biz. En basit bir örnek vereyim sana. Şimdi bizim babalık biliyor şunun kırgımını 25 lira yapmış Türkiye'de. Evet. Bunu Avustralya'da yapsa ben... Belki de saatini o yapar. Hayır. Ben şimdi 300 koyundan benim burada alacağım para tahmini 6-6,5 milyon. Avustralya'da emin ol. 3 katı, 5 katı. Ne? 10 katı. En az 60-70 milyar. Tabii abi çünkü işçilik çok. Ama iyi bir şey. Değeri var abi. İşçiliğin de değeri var. Var değeri sattığın var. Koyunun da değeri tabii, var. Tabii. Sattığın mesela buğdayın da değeri var. Mesela benim bir tane kutsal arkadaşım var. Yurt dışına sürekli gider o. Konuşuruz da. Ben diyorum ya senede ben 10 bin hayvan kırpıyorum. Sen şöyle geç. Güneş vuruyor ya. Ben senede 10 bin hayvan kırpıyorum diyor. Benim aldığım para şu. Ya abi diyor sen salak mısın ya? Niye kardeş diyorum ya? Ben Bursa'dayım diyor. Arada bir yurt dışına da gidiyorum. Gezmeye diyor. Yurt dışından ithal koyun da getiriyor bu adam. Ben diyor bir ay çalışıyorum ya da çalışmıyorum diyor. Kırttığım diyor 1500-2000 koyun diyor. Rahat diyor rahat. O ayın içinde 10 gün çalışırım diyor 30 gün içinde. 65-70 milyar alacağım ne korotururum. Daha çok bizim buralarda işçilik çok ucuz abi. Ya. Ama abi şöyle bir şey işçilik ucuz ama şu hayvanlardan kazanç da çok ucuz. Yani. Bizim bura bak inanır mısın biz burayı görüyorum. Büyükbaş hayvana göre yaptık. Bıraktık küçüğe doğru. Niye bıraktık? Yem çok kim pahalı. Kim ister miydi? Yem çok pahalı. İmkan yok abi. Her şey pahalı. İmkan da girdi yem çok, de çok pahalı. Girdi çok eksiği başa başa yaptıktan sonra bunun bir anlamı yok. Yok. Ha şu an bakma küçükbaş hayvancılığın da bir kadri kıymeti kalmadı yani. Kalmadı. Şu meradaki yani Allah yardım ediyor bize. Evet. Başı Allah yardım ediyor. Allah şu otu çıkartmasın. Yok mahvoldu. Hepimiz acımızdan öldük. Acımızdan öldük mahvoldu. Abi. Doğru diyorsun. Bizim işçiliğimiz ağır. Çok ağır. İnşallah bir gün daha ileriye gider her şey. Ya en azından şimdi şöyle bir şey olsa bugün etin kesip özür dilerim. Yem 300 milyon. Hı-hı. En azından şu kuzunun kesimi 120-130 lira olsa evet. Tamam derim. Para kazanıyor derim. Evet. Şimdi sen benim kuzumu alıyor 80 liraya kesiyor. Yemi bana 300 liraya satıyor. Yani diyorlar ki bir tek saman yemine, desen ithal geliyor. Ya samanı falan katmıyor artık. Ya arkadaş adam zangır zangır şunu diyor. Ya diyor Rusya'dan gemiler geldi diyor. Evet. Buğdayı arpaya getirdim diyor. Abi niye getiriyor? Sen çiftçiye orak zamanı taban fiyatını bir malın belirleyeceksin ki devlet kışın olarak. Kışın da aynı olacak. Ha. Hiç yükselmeyecek kalsın. Kışın da aynı olacak. Bazı şeyler el komasını bileceğim. Bugün Rusya başkanı ne yaptı? Büyük firmalara. Ambargo uyguluyor. Ambargo uyguladı. Benim dediğim fiyattan satacaksın. Benim dediğim olursa ol, olmasa malınızı el korum dedi. Öyle yapsa keşke. Ya. Aradaki tüccarlar kalkması lazım abi. Abi bugün... Bizim hükümetimize bugün benim, satmamız lazım. Bugün benim elim Çorum. Çorum'da işte ofisleri açtılar. Millet gitti. 2000 lira oradan malımı alıyorum diye arpayı aldı. Evet. Götürdü tüccara 4000 liraya sattı. Sattı. Bunu hadi dedim ki çiftçi yapıyor. Yapsın çiftçi. Çiftçi dedim abi, diyelim ki hakkıdır yapsın. Bunu yem fabrikası ya. Ucuz aldı. He. Ama yeme de zamı bir yandan ekliyor. Yani. Evet 2000 liraya aldı arpayı bana yeminle beraber 50 kilosunu içinde ne olduğu belli olmayan bir 8 milyona satıyor.
8, ne 8? 10 liralık. 10 liralık satıyor kardeşim. Ya. Yine çiftçi yapsak yine iyi. Büyük firmalar yapıyor abi. Çiftçinin aldığı 300-500 kilo arpa. Tabii. Yem fabrikaları tonlarca alıyor. Yani abi uygunsuzluk var. Her şeyde uygunsuzluk var. Doğru mu abi? Her var şey. Abi var. Çiftçi bir... mağdur abi. Maalesef şimdi... mağdur. Her şeyde öyleyik. İlaç da öyleyik. Şu hayvanı şimdi en basit bir şey söyle. Yıllık bunun sadece inlesine ilacına bugün 100 tane koyunun inlesine ilacına en az 20 milyar para veriyor. Peki bir de yemeyen koy. Koyma şansın yok. Onu, zarar. Ha, onu hesaplayamıyorum. Dedim ya bizim için. Abi bana da bir hayvan getir. Allah'ına kaldı bizim için. Allah'ına kaldı bizim için. Evet şimdi. Ben güvenmiyorum. Şimdi de makineyi çekelim. Bana bir öyle getir abi. Dur abi bunu bir bağlasın. Şu ayağını bir bağlayın. Abi buna bakarak bağla tutarım. Mustafa sen bir bağla ben şunu çekeyim. Bir de şimdi makinenin farkını gösterelim. Abinin ismi neydi? Geç. Faruk abi. Parçayım. Faruk abi. Sana nasıl ulaşacaklar? Abi telefon numaramızdan ulaşırlar. Söyle sen telefon numarası. Ulaşabileceğin telefon numarası. Söyle. 0542 646 1900. Arkadaşlar duydunuz. Sorumun her ilçesine gidiyor Faruk abi. Öncelik sorun. Geri yan iki ayrı. Öncelik sorun. Öncelik sorun. Mustafa coştu valla. Ünlü sarıca mı? He? Ünlü. Ya daha oradaydı oraya. O yana düşmüştür. O yana düşmüştür. Duvarın öbür tarafa düşmüştür o. Hemen çek Kutlu abi, yarım gram üstüne de vur. Vurun abi. Kutlu abi var. Abi bir daha var, bir daha Kutlu abi, Kutlu abi. Bir daha var, bir daha var, orada bir daha var. Bir daha var ya, bir daha var. Bir daha var. 3 dakika bile sürdürmüyor senin yiyen. Vallahi 3 dakika sürdürmüyor. Bu merinos olsa biraz daha kolay değil mi abi? Buyruk yok ya. Usta abi yine bu yana düşmüştür. Bu yana bak bak. Buraya bak. Zıbırın al, zıbırın al.
Bitti. Tamam, çok çıvır oldu. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup desteklemeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar diyorum. Bir dahaki videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.